merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Yine Nihal ile beraberiz. Sürekli birlikte takılıyormuşuz, öyle diyorlar. Böyle diyormuşuz. Evet, biz yapışık ikiz gibiyiz ama buna alışmanız gerekiyor. Şu an şu harika binanın önündeyiz. Ne binasıydı bu? Kültür ve Turizm Galerisi. Galeriymiş. O kadar Çanakkale'li olmadığımız için bilmiyoruz ama her neyse. Bilin bakalım nereye gidiyoruz? Yorumlarda yazın tam bu saniyede durdurup. Nereye? Nereye gidiyoruz? İzmir'e gidiyoruz arkadaşlar. İzmir'e kariyer fuarına gidiyoruz ve siz de bizimle beraber geliyorsunuz tabii ki. Evet. Daha sonra da Trakya'ya gideceğiz. Orada da beraberiz. İzlemeye devam edin. Hadi gidelim. Görüşürüz. Bir daha. Hayır, bir de biraz daha enerjik. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhabalar. Barış Aslan. Herkes kendini tanıtsın arkadaşlar. Ben Osman Bulut. Ben Barış Aslan. Emrecan Zordo. Biraz sesli. Hızlı bir şekilde. İsmail Tekin. Muhammed Tamir. Arkadaşlar bölüyorum ama kendinizi tanıtırsanız. Melek ben. Ben de Ömer Faruk Kar. Bu da Şafak. Sen kendini kısa tanıt ama. Her zamanki ben kısa tanıtma kartı da her şeyi yapacak bir şey. Kesinlikle. Nihal Tahta'yı tanımayan varsa ayıp zaten. İnsan bir başkanını över ya. Al sen beni çek birazcık. Hep ben çekiyorum, kimse beni çekmiyor. Kanal benim ama. Videoception yapmak istiyorum. Arkadaşlar Barış Aslan'ı takip edin ve vlogunu izleyin. Ben de bu kanaldan Betül Cengiz'i takip edebilirsiniz. Ben nereye düştüm? Betül Cengiz'i etiketlerim şeye. Teşekkür ederim. Başlığını oradan takip ederseniz güzel olur. Evet arkadaşlar yola çıkıyoruz. Yola çıkmak için aracımızın olduğu yere gidiyoruz değil mi? Evet. Evet. Dilek sen nasılsın? Dilek normalde bizim toplumumuzda değil ama şimdi alırlar tersiyle. Gerçekten alırlar. Dilek de dijital oyun sanatları topluluğunun başkanlığını yapıyor kendisi. Bizim topluluğumuzla işbirliği. Aynen işbirliği içerisinde o da geldi. Çok iyi oldu. Ama ne diyorsun? Çok güzel oldu. Ters kelepçe yaptı. Allah. Onu dinlemekten videoyu şey yapamıyorum ya. Çok soğuk. Neyse biz gidelim. Daha video çok uzun olacak. Aç bıraktık ekibi. Ekip açlı köfte yiyor gece vakti. Son saatte karar verdiği için tek lavaş. İnsanlar aç oldu. Çizgi olmayan. Ya Alman yok mu? Ne? Hayır ya. Ya neden kameralar karşısında çiğ köfte yiyorlar ki ya? Bilmiyoruz. Bence de. Afiyet olsun arkadaşlar. Sen dedin çek diye. Ben olsam. Yalan olmaz. Arkadaşlar. Yeter. Evet aracımız geldi. Bineceğiz ya. Bineceğiz birazdan. Gidiyoruz ya bildiğin. Hiç kimse inanamıyor gittiğimize. Hayır, ben oraya vardığımızda galiba. Gidince inanacağım. Evet, ben de hala dolandırıldığımızı düşünüyorum. Arkadaşlar ben ayarladım. İşte kesin dolandırıldık sen ayarladığın için. Allah Allah, başkanım. Düştü. 17'ye düştü. Şu an 16 oldu. Biz bir kişi ayaktayız. Derdimiz şeyler oluyor. Şunu kafasına iyi olur. Kavga çıkacak. Ben onu bekliyorum işte. Arkadaşlar sıralamadık ya. Bir takım yanlış kullanmış. Sen söyle bak ben burada müşteriyim. Herkese tekrar merhaba, mola verdik. Otobüsümüze giderken küçük bir aksaklık yaşamıştık. Az geldi araba. Bir kişi ayakta falan gitmek zorunda kalıyordu. Hemen hallettik. Başka bir araç geldi, ona bindik. Şu anda sanırım Altınoluk tarafındayız. Öyle. Bakalım dışarıdakiler ne yapıyor? Birazdan onun yanına gidelim. Balıkesir sularındayız. Betül'ü bıraksak mı diye düşünüyoruz. Şöyle şaka ben bırakmam. Bırakmıyor beni. Yoksa Balıkesir'de de beni dedim ki arabadan fırlatın. Arkadaşlar Menemen'e geldik. Günaydın. Günaydın kameralara yakalandınız. Lütfen. Dedik ki burada bir kahvaltı yapalım. Neydi Gevrek Sarayı? Hemen etrafı göstereyim. Hayır, normal 120 lira. Ne kadar? Ya iyi olarak 120 liradan alınca işte düzgün yapabiliriz diyorlar. Ekonomi Bakanımız. Barış lütfen sen neden çekim yapmıyorsun? Pazarlık modda değişiyor. Hadi çıkalım buradan. İnmeseydik. Abi sürü gibi inmesek böyle 3-4 kişi. Ama bayağı yiyeceğiz diye giyindik. Günaydın arkadaşlar. Aç mısınız? Günaydın, günaydın. Kimse benimle konuşmuyor. Süleyman benimle konuşur bence. Ne olur niye öyle çek? Ne yapıyor? Günaydın. İçeride hiçbir şey yok. Hayvan kadar gideceğiz. Git git biraz daha git. Geri gitmiştim böyle. Tabaklarımız geldi ama evet içi boş. Masamız tamamlanıyor. Ortak bir salata. Burada birazdan iç savaş çıkacağını söylediler. Öyle bir duyum aldım. Hazır mısınız? Kadir Bey. Savaş. Kim? Hazır mısın kardeşim? Ben çay bekleyeceğim ama. Çay benim süper bir ultimum. Tamam. Çay olmadan hiçbir şey olmuyor. Fuara geldik arkadaşlar. Aa Barış bir tane tripod var fazladan bende vereyim mi? Bende var ben getirmedim. Ha sen bilirsin. Böyle. Ben çok sallıyorum öyle de takipçilerim bana kızıyor. Yani kızarlar ben olsam kızarım. Ne? Birileri kaçış planı yapıyor. Alsancağa gidelim falan diyorlar. Aa çok güzel. Tam olarak nasıl işliyor? Anlatabilir misiniz biraz? Benim sinyalleriyle kendilerine çevreci arkadaşlar yardım edebilirsiniz. Ben anlatayım. Olur. Kafalarına taktığımız headsetler EEG cihazı. Tıpta kullanılanların, yüz sensörlü ise bu iki sensörlü hali. Alından ve kulaktan geçen sinirlerin beyne göndermiş olduğu o elektron iletilerini ölçen bir alet. İki kişinin de sinirlerini, hareketlerini ölçerek bunları sinirleri hareket ettirmenin bazı yolları odaklanma, konsantrasyon, mimik, kasları hareket ettirme gibi. Bu verileri toplayarak kimden daha fazla veri geliyorsa ona doğru ortadaki diskimiz hareket ediyor. Diskimiz de havada bu arada. Evet fark ettim. Çok güzel. Gerçekten 53, 54 saniye. Arkadaşlarınız. Peki bir numarası var mı mesela? Yok. Ne bileyim mesela özel bir duyguyu düşündüğünüzde. Herkese farklı. Yani bazıları içinden sayı sayıyor. Çarpım tablosu kullanıyor. O şekilde arttırabiliyor. Ben arkadaşlarımı sıkınca sadece etkiliyor. kişinin deneyimiyle alakalı. Tamamen. Herkese göre değişiyor. Teşekkür ederiz. Evet, oynayabiliriz. Deneyimlemek istiyoruz ve odaklanmasını istiyoruz gelen misafirimizden. Kim daha fazla odaklanıyorsa havada duran diskimiz gelen katılımcımıza doğru gelmiş oluyor. Evet. Evet, şimdi Osman ve Emre yarışacaklar. Emre'ye bak. Emre'yi güldürmüyoruz. Gülmemek için elimden gelmiyor. Vay be. Osman buraya gel. Ne düşündün? Ne düşündünüz Osman Bey? Aynen, ne düşündün? Hocam çok böyle yoğun düşüncelere daldım orada. Mesela? Nasıl gelir acaba bana diye düşündüm. Çok odaklandım. Şey, Bergen falan, o sırada falan Bergen hikayesi. Faro Vadisi sahneleri falan geçiyor. Hadi bakalım Onur'la hadi şey çekelim bunları. Çek. Yemem. Ben de yemem ama arkadaşlar boyoz var ama aç değiliz. Sen biliyor musun boyozu? Boyozu bilmiyorum. Ben gel bayat halini yedim, tazesini yedim. Bayat. Bir arkadaş İzmir'den getirmiş. Tazeye bence bayatla taze arasında çok fark var. Bir tane alıp bölüşebiliriz aslında. Ben yerim, kahvaltı yeni yaptık. Doğru. Bizimkiler kahvaltı oynuyordu, onlara bakmadık. Bakalım. Baksak mı? Hadi gel. Burada bayağı bir kapışma var ya. Kim kazandı? Pardon. Şafak mı? Bizim arkadaşımız. Evet. Şafak, hediye kazandın. Nereden kazandın? Dijital Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın dijital dönüşüm ofisiymiş. Evet. Yapay zeka ile alakalı. Genel kültür sorusu sordular. Evet. Şafak 20 kişi arasından birinci oldu. Tebrik ediyoruz Şafak. Şafak alkışlıyorum. Şefim de güzelmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle. Tebrikler. Evet. Başarımızı kutlamalıyız. 20 kişiden ITFLE takımı kazandı. Şöyle isterseniz kısaca bilgi verebilirim. Çok iyi olur. Şöyle yazılım firmasıyız. Makine öğrenmesi ile ilgili çalışıyoruz. Genellikle büyükleriyle çalışıyoruz. Yapay zeka mühendisliği ve yazılım geliştirme konusunda uygulamalarımız ve çalışmalarımız var. İş Bankası'nın Softtek diye bir yazılım firması var, biliyorsunuz bilmiyorum. Onunla iş ortağıyız, yani bir nevi İş Bankası'yla iş ortağıyız diyebiliriz. Onlarla birçok ortak çözümümüz var. Şu anda yürütülen projelerden bir tanesi akıllı makine öğrenmesi. Onunla ilgili İş Bankası, Experian ve Galaxia olarak ortak bir çalışma yürütüyoruz. ProjectGalaxy.com adresine CV'nizi yollayıp oradan da başvuru yapabiliyorsunuz ya da detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Hemen o Aselsan'ın tam hazırlığı var zaten. Konuşalım mı? Fikirlerle burada böyle bir otobüs var. Ne işe yaradığını bilmiyoruz. Drone. rol gibi güzel. Burayla ilgilenen kim var? Şimdi bu İmhat Derneği'nin ve İzmir Kent Üniversitesi'nin ortak bir projesi. Inter Kids. Amacım köy gibi teknolojiye uzak olan şehir dışındaki yerlerde her yaştan insana, özellikle çocuklara teknoloji tanıtacak eğitimler veriyoruz. Bunların içinde VR eğitimleri var, 3D yazı eğitimi var, Arduino projeleri eğitimleri var. Ben şahsen drone yarışları pilotuyum, herhangi bir drone yapımı ve uçuş eğitim veriyoruz. Köy dolaşıp çocuklara eğitim veriyoruz. Çok ama güzel. Çok güzel gerçekten. Kızlara bak.